Radyoterapi nedir? Nasıl uygulanır? Seansları var mıdır? Radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi kanser hastalarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu radyoterapi seanslar halinde uygulanır. Radyoterapinin uygulaması hafta içi her gün olur. Hafta sonları radyoterapi uygulanmaz. Hafta sonu uygulanmamasının sebebi sağlıklı hücrelerin kendilerini yenilemesi, toparlanmasını sağlamak içindir. Bu seanslar gün içerisinde hastaya uygulama süresi, radyoterapinin uygulanma süresi 10 ila 15 dakika arasında değişmektedir. Öncelikle hastaya bir anamnez alınır, yani hasta bilgileri sorgulanır bizler tarafından. Dosyası doldurulur. Daha sonra hastaya bir planlama filmini çekeriz. Bu planlama filminde hastanın tümörü hangi organındaysa o organını içine alacak şekilde bir filmini çekeriz. Ve o filmi, çekilen tomografi filmi bizim bilgisayarlı planlama bilgisayarlarımıza aktarılır bu veriler. Bu görüntülerin biz tek tek kontur dediğimiz hastalığın bulunduğu yerde tümörün tek tek çizimlerini yaparız. Tümöre yakın organlar olan, diyelim ki yakınında kalp geçiyorsa kalbin konturlarını çizeriz. Sinirler geçiyorsa, çünkü hastaya o sırtından geçen sinirleri korumamız gerekir ki hastaya fazla doz verip felç olmasını engellemek için. Yine o bölgeye yakın akciğer dokusu varsa korunması gereken o bölgelere akciğer dokusunun konturlarını gireriz. Bu planlamayı yapıp radyasyon fizikçilerimiz tarafından hastaya uygulanacak dozun hangi açılardan planlanacağı ile ilgili bilgisayar hesapları yapılır. Bu yapılan hesapları onaylarız. Bu onaylanmış hesaplar bir döküm alınır, hastanın dosyası oluşturulur ve tedavi uygulayacak teknikere bu dosya bilgileri verilir. Hasta ilk tedavisine başlamak için artık hazırdır ve hastayı alıp tedavi cihazına yatırırız. Tedavi cihazında aynı tomografi cihazındaki yatış pozisyonuyla eş pozisyonda tedavi cihazına yatırırız. Bu cihazın üzerinde lazer şeyleri vardır, görüntüleri vardır. Bu lazer görüntüleri hastanın aynı pozisyonda yatıp yatmadığı ile ilgili kontrol çizgilerimizdir. Aynı şartlarda yatırırız. Tümörün bulunduğu yere hastanın pozisyonunu ayarlarız ve tedavi uygulamak için kontrol filmlerini çekip tedaviye başlatırız. Tedavinin uygulanma süresi aslında ışınlama süresi maksimum 1 veya 2 dakikadır. Ama her alanın doğru yerimi ışınladıp ışınlamadığımıza bakabilmek için her alanın filmini çekip o filmleri her tedavi öncesinde görüntülerini alıp kontrollerini yaparız. Uygundur deyip imzamızı atıp tedavimizi başlatırız, devam ettiririz. Tedavi sırasında hastalarda uygulanan bölgeye göre bir takım yan etkiler oluşur. Işın tedavisini uyguladığımız bölgelere göre, yeri geldiğinde akciğer ışınlaması yapıyorsak zaman zaman hastalarda yutma güçlüğü gelişebilir. Gıcık öksürükler olabilir. Yine bağırsak ışınlamaları yapıldığı sırada ishal şikayeti görülebilir. Karın ağrıları görülebilir. Yine beyin ışınlamaları yapıldığında, beyin tümörlerinde ışınlama yapıldığında bulantı ve kusma şikayetlerimiz olabilir. Halsizlik ortaya çıkabilir. Aralıklarla hastalarımıza kan değerlerinin kontrollerini yaparız ve gelişmiş olan bu yan etkilerle ilgili de gerekli tedavilerini, ilaç tedavilerini düzenleriz. Bir kontrollü bir şekilde bir ekip çalışmasıyla hastanın tedavisine başlatır, uygular, bitirir.